Sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere limonlu cheesecake'in yapımını anlatacağım inşallah. Son hali bu şekilde. Nasıl yaptığımı anlatacağım. 2 paket yulaflı burçak bisküvimizi rondomuza alalım. Un haline getirelim. Bu arada 50 gram kadar, yani bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağımızı da tavada eritelim. Yanımızda dursun. Evet, bisküvilerimizin üzerine dökelim tereyağımızı da. Bir kaşık, bir iki kaşık da fındık veya ceviz ekleyerek iyice karıştıralım. Bu karışımımızı 23 santimlik ayarlanabilir kalıbım vardı. 23 santime ayarladım. Bisküvili karışımımızı kalıbımın alt kısmına yerleştirdim. İyice üzerini düzleştirmek için bardakla bastıralım. 400 gram labne peynirimizin üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi koyalım. Yaklaşık 2-3 dakika iyice çırpalım. İyice çırpalım. Bir kutu sıvı kremamızı da ekleyelim. Tekrar çırpalım. Malzeme listemi videomun alt kısmına tek tek yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. 2 tane yumurta kullanacağım. Birinci yumurtamı koydum. 1-2 dakika daha çırptım. İkinci yumurtamı da aynı şekilde ekleyerek tekrar çırpmaya devam ediyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı nişastamı ekledim. Tekrar çırptım. Buzdolabında bekletmiş olduğum bisküvili harcımızı yarım saat beklettikten sonra hazırlamış olduğum karışımı üzerine güzelce yayalım. Yayalım. 150 derecede 45 dakika fırınımızın kapağını hiç açmadan pişireceğiz. Birkaç defa yere de vuralım, sertçe vuralım, içindeki kabarcıklar çıksın. Tepsimin altına bir başka tepsi koydum. Biraz su ekledim üstünün çatlamasını önlemesi için. Üstünün sosunu yapalım. 1 su bardağı limon suyu. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı şeker. Şekeri ilk önce az koydum. Tadına baktıktan sonra tadı az gelirse ekleyeceğim diye. Evet, 2 yemek kaşığı dolu yemek kaşığı nişastayla iyice karıştıralım. Şekerin tamamını ekledim. 1 su bardağı şeker eklemiş oldum. Ve kıvamımız, üstünün limonlu harcımızın kıvamımızı bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çok nefis oldu. Soğuması için, ılık olması için bekletelim. Buzdolabında bir gece cheesecake'imizi, pişmiş olan cheesecake'imizi beklettiğimiz dışarıya çıkaralım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişti. Servis tabağımıza alalım. Ve ılık olan, yani soğumaya yakın olan limonlu sosumuzu üzerine iyice dökelim. Cheesecake'i pişirirken arkadaşlar kesinlikle 150 derecede pişirdim. 45 dakika pişirdim. Ama piştikten sonra kapağını hiç açmadan soğuyana kadar fırının içinde beklettim. Bu önemli bir püf noktadır. Buna dikkat ederseniz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben limon dilimleriyle birkaç tane nar tanesi kullanarak süslemeyi tercih ettim. Aynı sosumuzu portakallı olarak da yapabilirsiniz. Çok daha çok da güzel olur. Biz biraz limon sever olduğumuz için limonlu tercih ettim. İyice dinlendikten sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah.
Siz de bu tarifi deneyebilirsiniz. Sevdiklerinize çay saatlerinin yanında güzel ikram olarak hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Evet. Dilimlenmiş halini de görelim. Tekrardan. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.